Gençler başlayalım mı yavaş yavaş? Oğlum niye mutluyorsunuz beni ya? İyi akşamlar gençler. Mehmet Zorlu Vakfı MF Üniversitesi destekleriyle tek ekibi bugün bizde eğleniyor. İyi akşamlar gençler. Mehmet Zorlu Vakfı MF Üniversitesi destekleriyle sizlere getirdiğimiz Yetken 21. yüzyıl yetkinlikleri farkındalık programının uzantısı olan Yetkin Sohbetler'de yani Yet Chat'te bu akşam çok önemli bir konuk ağırlıyoruz. Sevgili Tuğrul Tekbulut. Tuğrul'cum hoş geldin. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın abi? Çok teşekkürler beni de çağırdığın için. Abi ne demek? Evet gençler, Boğaziçi 80'den yemeye devam ediyoruz. Valla ne dönemmiş ya. Vallahi insanlar bizim hızla emekli olmamızı bekliyorlar bence. Şimdi yani bazı arkadaşlar bizim torunlarımız yaşındalar yani. Ya şunlar bir an evvel ya çekilseler ya da ölseler falan da biz yerlerini alsak diye düşünüyor olabilirler yani. Abi biz yine daha çoğunu götürürüz boş ver sen. Tuğrul'cum seni şöyle bir geriye götürelim ya. Ne kadar eskiyi hatırlıyorsun eğitiminde? İlkokulu falan hatırlıyor musun? Bir şeyler Tabii hatırlıyorsun. ki, tabii ki. Nerede, Ben nasıl? ilkokula benim babam subaydı. Onun için Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde okudum. Ama ilkokula Ankara'da başladım. Ve hayatımda en sevdiğim eğitimi ilkokulda aldığımı söyleyebilirim. Yani harika bir öğretmenim vardı. Yani ben şunu düşünüyorum. Ben ilkokul 2'deyken öğretmenimiz 59 yaşındaydı. Atatürk'ü görmüştü. Birinci Dünya Savaşı'ndan birinci Kurtuluş Savaşı'ndan bize sahneler anlatıyordu. Savaş sonrasını anlatıyordu. Bunları anlatıyordu. Şeyden Türkçe dersinde çıkardı böyle şairler vesaire. Ha onu tanıyor, bunu tanıyor. O kadar hoş bir şeydi ki. Yani tamam işte biz Behçet Kemal Çağlar'la otururken şöyle olurdu falan diye. İşte Orhan Seyfi Orhon şöyledir. Ha o da buralıdır vesaire diye. Maalesef sonra kaybettik izimizi. O zamanın iletişim olanakları içinde tabii ki biz gittikçe bana mektup yazdı. Ben ona bir sürü mektup yazdım. Bir türlü ulaşamadık. Ama yani bana hayatta en çok ilham veren insanların başında gelir. İlkokul eğitimimi çok ayırıyorum yani. Çok çok güzel günler geçirdim. Allah rahmet eylesin herhalde o zamanlarda 59 yaşındaysa. Çok Kamil Akçal, Ispartalıydı kendisi. Hiç unutmam kendisini. Çok severdim. Yani bugünkü başarımda etkisi çok fazladır. Valla Tuğrul, Ankara Güven İlkokulu. Ankara Güven. Tuğrul, ilkokul gerçekten çok önemli ya. Ben de ilkokulda hani ne kaptımsa orada kaptım demeyeceğim ama öğrendim her şeyi ilkokulda öğrendim, anaokulda öğrendim falan kitaplar var ya. Ya orada bir merak, bir tutkunun falan bir ateşlenmesi, bir hayale yol veren bir öğretmeninin olması, sana bazı sorumluluklar vermesi, inisiyatif almana izin vermesi falan. Güzel sorularla seni biraz böyle sana meydan okuması, seni kendi kendine meydan okumaya davet etmesi gerçekten çok önemli ya. Yani nasıl başlarsa öyle gidiyor sanki bu eğitim. Biraz öyle. Yani öğretmenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ondan sonra ben öyle çok çok kaliteli okullara gitmedim. Ama öyle bir öğretmen olurdu ki bir tane. Bir genç öğretmen gelir, bir idealist öğretmen gelir. Yani ondan aldığın ilham ve onunla öğrendiğin şeyleri ben sonra üniversitede bile hala onları kullandığımı gördüm. Yani o öğretmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum hayatta. Peki, Yani orta öğretimden bir şey hatırlıyor musun? valla orta öğretim daha kötü geçti. Onu birçok okullarda bitirdim. En sonunda İstanbul'a geldik. İstanbul Çatalca'da bitirdim. Ama ya Çatalca Lisesi'ni birincilikle bitirdim. Ama yani öyle söyleyeyim ki çok iyi öğretmenlerim olduğu gibi çok kötü öğretmenlerim de olmuştu. Hani lisede böyle çok mutlu olduğumu söyleyemem. Hani lisenin bütün eksiklerini Unkapanı Dershanesi'nde bu arada annem arıyor. Merhaba diyebilirsin kendisine. Ondan sonra
Yani orada öyle bir çalıştım ki zaten üniversite sınavlarında dereceye girdim. Ya Boğaziçi'ne kaydolduğumda listede galiba benim üstümde senin adın vardı. Ya ben benim bir iki üstümdeydi abi. Yani. Seni oradan hatırlıyorum böyle. Bayağı sıkı yani, bir... Ben de zannediyorum dereceye girdiğimi ama yani emin ol hatırlamıyorum kaçıncı olduğumu falan. Yani şey senin için bir sorun olamaz yani çünkü eşim de İstanbul Erkek Liseli. Siz ilk iki sene yattınız. Çünkü onu biliyorum yani şeyden yani lisede diferansiyel denklemleri bile görebilmek ne kadar büyük bir ayrıcalık. Yani işte evet. Carl Benz gibi bir adamdan fizik öğrenmek. Bu Alman hocalarınızın hepsini tanıdım. Zaten o kadar çok arkada Orta Amerika İstanbul Erkek Liseli oldu falan. Zaten bir gün bana Deniz Şener şey ya sizin sınıftan demeye başlamıştı. Yani beni öbür şubeden sanıyor. Beni hatırlıyor. Okuldan o kadar çok arkadaşım erkek liseli oldu ki ondan sonra ya sizin şube falan diye söylüyor. Ben de o insanı tanımıyorum zaten. O gitmiş Almanya'ya gitmiş. Böyle. Peki Tuğrul sen elektrik okudun değil mi? Elektrik okudum abi. Sen bizim girdiğimiz dönemde aynı dönemdeniz biz mühendislik diye giriyorduk sonra seçiyorduk değil mi? Evet doğru. Sen niye elektrik seçtin abi? Ya ne diyeyim ben bir elektroniğe merakım vardı yani öyle olduğunu düşünüyorum. Endüstri mühendisliği konusunda bir fikrim yoktu zaten. İnşaat kimsenin yoktu. Kimsenin yoktu. Ya elektrik bilmiyorum bana şey geldi ilginç geldi. Ondan sonra bir de böyle mahallemizde bir abi elektronik okumuştu falan ona da özendim. Babam da diyordu ya bu elektronik ağız dolusu yani güzel bir şey elektronik yani deyince böyle evet tronik falan böyle biz de gittik elektronik okuduk. Çok seviyorum yani ben elektrik mühendisliği şimdi biliyorsunuz her yere maydanoz diyorlar şimdi elektrik mühendislerini hatta bilgisayar mühendisleri bir aralar şey demişti bizden sonra kuruldu biliyorsunuz. Şu evet. Elektrik mühendislerinin sektördeki ağırlığından kurtulmak istiyoruz diyorlar ama biz devam ettik. Ya ilk hepsi ODTÜ ve Boğaziçi'nin elektrik mühendisleriydi. İlk bilgisayar mühendisliğini şeyde kurdular. O Leyla şey yapıyor. En çok kız endüstride vardı. Kendisi de elektrik mühendisi bu arada. Keşke endüstri okusaydı. Sen aynı zamanda ben seni yurttan da hatırlıyorum ya. Sen yurtta da kalıyordun değil mi? Yok yurtta hiç kalmadım ama yurtta arkadaşlarım vardır. Bir de şey var, Boğaziçi'ndeyken kulüplere çok girdim. 3 tane kulüpte bulundum. Fotoğraf kulübü, Türk müziği kulübü ve bir de elektroteknoloji kulübü. Bunların üçünde faaliyet gösterdim. Belki onların işte faaliyetleri nedeniyle akşamları yurtta kalıyor olabilirim. Kaldığımda oldu zaten. BKD falan sohbetinde hatırlıyorum seni ya. Böyle güzel sorular soruyordun adamlara. bu sevgili eşinle Leyla'yla Türk Müziği Kulübü'nde mi tanıştınız? Evet, orada tanıştık. Peki o senden farklı bir sınıfta mıydı? Alt sınıfta mıydı? Bir sınıf küçük benden. Bir sınıf altta, evet. Hmm. Yalnız Türk Müziği Kulübü bilmiyorum yani tiyatrocularla beraber okulun en faal kulübüydü sanki ha? Bir zamanlar İstanbul Festivali'ne çıkan ilk bir üniversite kulübüydük. Yani araştırma yayınlayan bir kulüptük. Yani boyumuzu aşan işler yapıyorduk. Ya çok güzel bir şey söyleyeceğim. Aslında yani biz üniversitede kulüplerden de mezun olduk. Belki kulüplerden daha bile çok mezun olduk. Arkadaşlar ekran paylaşacak mısınız falan diye bana daha önce sormuşlardı. Şimdi bir tane hikaye anlatayım. Yani Boğaziçi'nin de güzel bir yanı hem de kulüplerin önemli bir yanı. Biz Romanya'da biliyorsun şirketimiz var. İşte bir Türk Roman işbirliğini anons etmek için benim bir faaliyet bulmam lazımdı. Ve onu o sıralardan hatırlıyorum. Yani bir Roman prensi Türk müziğini ilk notaya geçiren ve kitabını yazan adamdı. Ondan sonra şimdi ben bunu orada öğrenmiştim ve başladım tabii araştırmaya ve bunu gidip Romenlere anlattım. Ve Dimitri Kantemir, İstanbul'da Balat'ta yeri de vardır. Ondan sonra
Birisi şey demiş, Boğaziçi nasıl bir üniversite? Her gelen birbiriyle evleniyor. Küçük üniversite, başka bir yer, birbirine, bir de dışarı çıkamıyorsun, küçük kampüs. Öyle oluyor. Bizde de iş yerinde herkes birbiriyle evlendi sonunda. Çünkü meslek nedeniyle de öyle oluyor. Logoda da herkes birbiriyle evlendi. Yarısı tatile yani, çıkınca diğeri de çıkıyordu. Bütün evlilikler sürmüyor tabii. Tuğrul'unki süren nadir evliliklerden. Evet, biraz çocukluk evlilikleri sürmeyebiliyor, evet. Ha, yani orada bir elde ettiğim bilgiyle işte bu araştırma, okudum da ondan sonra falan. Ve biz adamın Türkiye'de birçok müzikleri 17. yüzyılın sonunda, 18. yüzyılın başında İstanbul'da yaşarken notaya çektiğini, ilk defa notaya yazdığını, bir sürü bestelediğini, padişah, işte sadrazam arkadaşı olduğunu vesaire öğreniyor. Sonra Türkleri Osmanlı'ya isyan ediyor aslında ama. Neyse, biz bu adamın eserlerini orkestraya yazdırdık. Gene Boğaziçi'nden bir arkadaşım olan Cengiz Onural onları orkestraya yazdı. Ve Romanya'da adamları şaşırta şaşırta icra ettik. Yani siz bunları nereden biliyorsunuz diye. Bir elektrik mühendisliği şeyi içinde bunu öğrenemezdik. İşte şeyde kulüplerde, ders dışı faaliyetlerde ateşlenen meraklarla bu işler oldu. Bu arada yani Cengiz Onural dedin geçtin ama Cengiz de çok önemli bir adam. Cengiz Boğaziçi'nde makine mühendisiydi ama son sınıflarda bir müziğe merak saldı. Ondan sonra çok önemli bir müzisyen oldu. İşte biliyorsunuz İnce Saz'ı kurdu. Önce Yeni Türkü'deydi. Onlar Yeni Türkü Ottu ekibidir daha çok. Cengiz onların en ufaklığı olarak girmişti. Oradan Yeni Türkü'den ayrıldıktan sonra kendini daha çok Türk müziğinin modernleştirilmesine verdi. İşte biz de onunla böyle bir çalışma yaptık. Ve muhteşem bir şey oldu. Yani arkadaşlara bir saatlik bir konser İstanbul'da geçen sene 11 Mart'ta yapılacaktı. Ve o gün Türkiye'de ilk ilk Covid vakası ilan edildi. Onun için sen de gelemedin herhalde, davetliydin. Evet evet, ben Amerika'da, Kanada'dayım pardon. Kanada'dan son kalkan son uçağı binip Türkiye'ye dönmeye çalışıyordum. Yani işte böyle. Peki Tuğrul, sen bitirdikten sonra hiç böyle mazbut bir şirkete girip çalıştın mı? Şimdi güzel bir soru. Ben Boğaziçi'nde master yaparken ben akademik kariyer yapmayı düşünüyordum ve üniversitelere yazıyordum. Bu sırada bizim dekanımız olan Necmi Tan Yolaç, ben biyomedikal enstitüsü kuruyorum, seni doğruya almak istiyorum dedi. Ve ben biyomedikal enstitüsünde teknisyen olarak işe başladım. Çap Atık Fakültesi'nin makinelerini tamir ediyorduk. Çok biliyorsunuz Türkiye'nin döviz kıtlığından dolayı hiçbir ürün alamadığı falan dönemler. Oynama fırsatımız oluyordu tıp makineleriyle, çok eski. Yani okuduklarımızdan çok daha eski makinelerle oynamak, içinden fare ölüsünün çıktığı makineleri canlı hale getirmek falan gibi bir işle uğraşıyordum. O sırada bir böyle bir şirket geldi. Sizi tavsiye de etmişler, ben de çalışır mısınız dedi. Fakat ben bir yıl kadar çalıştım. Fakat biz Boğaziçi'nde master yaparken o üçüncü katın en sonunda bir kontrol laboratuvarı vardır. Orada pineklerken işte ilk ortağım olan Murat Keleştumur'la tanıştık. O da bir şöyle kapıdan içeri girdi. Ya ben bir şirket kurmak istiyorum. Benle ortak olmak isteyen var mı diye geldi. Arkadaşlar bunları dinleyin ama bu işler böyle olmuyor tabii yani. Yok artık böyle olmuyor. Yok bizim zamanımızda böyleydi yani. Abi bizim yani zamanımızda şirket mi kuruluyordu? Sen biliyor hayır, muydun? Yani şöyle bir şey var. Yani kafamdan geçen şeyler vardı. Yani yurt dışına gitmeyeceksem bir yandan da mutlaka içimde bir o zaman buna şey girişimcilik demiyordu. Kendi işini yapmak. Ondan sonra öyle bir şey yoktu. Ya bu kadar bilgili adamlarsınız, gelin teknolojide bir şeyler yapalım dedi. Aslında yani ilham verici bir konuşma yaptı. Benim aklımı çeldi. En çok da ben inanmışım ona.
Sonra başka arkadaşlar da söylediler, yani sizin özellikle çevreden tanıdığım arkadaşlar arttıkça ya o herkese teklif etti, bir tek sen kabul etmişsin diye. Ya Murat da endüstrici değil miydi? Yok, elektrik mühendisi. Hava da elektrik. Murat'ın çok enteresan da bir çevresi vardı. Çünkü Murat Boğaziçi Üniversitesi'nde 3. sınıfa kadar okulup atılmış. Sonra İTÜ'ye girmiş. İTÜ'de gene 3. sınıfa girip İTÜ'deydi. Onun için de bizim ekibimiz Boğaziçi'nden ve İTÜ'den oluştu. Çok parlak adamlardan oluşan bir ekip oluşturduk. Yani gerçekten yani dünyayı oynatacak bir ekiptik aslında. Zaten onun için de anlaşamadık. Çok kısa bir zaman sonra dağıldık. Yani bir iş planı yok, bir amaç yok, bir şey yok. Sadece ya bu adam da iyidir, bu adam da iyidir diye böyle birbirimizi tanıdık. Yani gerçekten bir sürü, her biri şu anda son derece parlak insanlarla 8 kişi bir araya geldik. İşte o sırada biliyorsun sizin sınıftan ki ben onu da söyledim, sen sağ ol. Türkiye'nin ilk startup olarak bizi söylüyorsun ama Oğuz'la Cengiz'in ki ikisi de rahmetli oldular. Aslında ilk startup onlardır yani. Yazılım startup'ı. Oğuz Değirmencioğlu'yu da Cengiz Cengiz neydi ya? Cengiz sizin sınıftandı. Gayet iyi hatırlıyorum. R'leri söyleyemeyen kısa boylu bir çocuk. R'leri Cengiz. Evet ama, ya Cengiz. Soyadını ben de hatırlamıyorum. Gölgen Bengü'yle çıkmıştı galiba bir aralar. Evet. Bak onu hatırladım mesela. Evet, Cengiz Pak. Cengiz Pak rahmetli oldu. Onlar kurmuşlardı. Sonra onlardan işte gene Link koparak Link kuruldu. Biz de aynı zamanda kurulduk. Bu arada Link diyorsun arkadaşlar, ben size hani hep Zeki Berk'in görsellerini gösteriyorum ya, veri görselleştirmesi. İşte Link'in kurucularından birisi Zeki Berk. Evet, Link'i de işte bu Zeki ile şey kurdu. Yani aslında enteresan bir şey, Boğaziçi'nin o seneki mezunları aslında bu bilişim sektörünü kurdu. Evet. Yani bütün startupların hepsi bizim dönemden çıktı. Ya Tuğrul, burada bir kitap var ha, farkındasın değil mi? Bir kitap potansiyeli var yani. Biz bir kitap yazdık bu hikayeleri anlatan. Tam yayınlamak üzereydik. Bu kitapta çok kişinin adı geçiyor. Hatta bazılarında resimleri var. Bu resimleri blur etmemiz lazım diye bizim hukukçumuz geldi. KVKK'ya aykırıymış. Ben de çok sinirlendim ve yani kitabı şu anda kaldırdım. Kitabımızı da gene bir tarihçi hanım Saadet Özen hazırlamıştı. Gerçekten güzel de bir kitaptı. Sana şeyini veririm nasıl olsa. Ama ya yani saçma sapan şeyler vardı. Efendim dediler, çeşitli tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bundan sonra demek ki anı kitabı yazamayacağız. Eğer kanunlar böyle yorumlanırsa. İşte sen benden niye bahsettin diye dava açabilirmiş. Hadi ya. Gidip yazılı kağıt almamız lazımmış hepsiyle. İlginç. Ben de o zaman dikkatli olayım. Kendime çeki düzen vereyim. Yani bilmiyorum. Ya bir de şöyle de bir şey var. Ben bunu anlamıyorum. Bu bana çok saçma geldi ve açıkçası bir kuşağın tecrübesinin bir başka kuşağa aktarılmasının engelleyecek bir unsur ya da KVKK'nın çok yanlış yorumlanması. Evet, hukuk okuyan arkadaşlar lütfen size bunu havale ediyoruz. Buraları düzeltelim. Peki Tuğrul, bu Murat'la kurduğunuz ilk şirket bu logonun ilk versiyonu mu yoksa daha değil mi? Değil, adı Bilge'ydi. Bilge. Bilge sistem geliştirme olarak kurduk. Her işi yaparız diye başladık. Fakat işte Bilge sistem geliştirme dağıldı. Sonra Murat, ben ve bu süreçte tanıdığımız Levent Molla Mustafaoğlu'yla, ki o endüstridendir, bizden iki sınıf küçüktür, beraber başladık. Ondan sonra 3 sene sonra Levent ayrıldı. Akademik kariyere karar verdi. Bu sefer Levent gitti, Turgay Aytaç geldi. Yalnız Levent Boğaziçi'nde hoca oldu sonra yani. Levent Boğaziçi'nde hoca oldu. Sonra da şeye gitti. Hollanda'ya gitti ve NATO'da çalışıyor. Evet, ve şey var. Chief Scientist olarak emekli oldu bu sene. Bodrum'a yerleşti. Vallahi ben 92'de ben Boğaziçi'nde ders verirken benim iki yanımdaki ofisteydi Levent. Evet.
Levent de bizden kurucularımızdandır. Yani aslında logonun 3 kurucusu diyebilirsek bugünkü logo dediğimizi Tuğrul Tekbulut, Murat Keleştumur ve Levent Molla Mustafaoğlu kurmuştur. Sonra abi yani Levent, kurduğunuzda zor tabii. Pardon bir şey söyleyeceğim. Şu aralar çok başarılı giriş çok başarılı girişimcilerden Opsgene'nin sahibi ve kurucusu Berkay Molla Mustafaoğlu da Levent'in amcaoğlu. Yani o uzun soyadından bir başka girişimci daha oldu. Opsgene. Berkay da şimdi şey yapıyor. Venture Capital Fonu kurdu. Şimdi girişimleri destekliyor. Evet, bu Tuğrul'un bahsettiği Opsgene'yi ODTÜ'lüler kurdular. Atlassian satın aldı. Yanılmıyorsam 350 milyon dolar falan gibi bir para verdiler. 395 demek, falan olabilir yani. Öyle bir olabilir, şey. Evet. Demek ki çıktı Berkay oradan. Venture Capital işine girdi. Yani genellikle girişimcilerin gittiği, çok gittiği yollardan biri bu. İlk işten sonra çıkıp ya tekrar girişiyorlar yahut da fon kurup 8-10 tane girişime ufak ufak paraları koyuyorlar. Scalex diye bir girişim fonu var ya, onlar evet. Beraber çalışıyorlar Berkay'la. Dilek. Dilek Dayınlar'la Berkay beraber çalışıyorlar, evet. Bu arada arkadaşlar işi büyütmek istiyorsanız Dilek Dayınlar'la çok önemli bir isim. Scalex önemli bir kurum. Ben bilmiyordum Berkay'ın Dilek'le beraber çalıştığını. Güzel haber bu. Aklınızda olsun, Scalex, X büyük yazılıyor. Başka sorun var mı hocam? Abi şimdi siz logoyu kurdunuz. Yani bilgi sistem geliştirme ne iş olsa yaparız. Ben çünkü Tuğrul o dönemi hatırlıyorum. Yani hakikaten her türlü alanda inanılmaz fırsatlar vardı. Yani iki nokta arası en kısa yolu bulacak algoritmayı bile yazsan pazarlayabiliyordun. Ne muhasebe sistemi var ortalıkta, ne veri tabanı, hiçbir şey yok, tamam mı? Birazcık da hani tam biz o döneme denk geldik. 80 mezunları biraz şanslı, tam böyle bilgisayarların Türkiye'ye girdiği ama endüstride de kullanılmaya daha pek başlanmadığı bir dönem. Tabii yani bizim sadece bizler değil, işletmeden mezunlarımız için de çok büyük şans vardı. Birincisi yabancı dille eğitim yapmış bir okul ve Türkiye'nin Özal'la başlayan ihracat hamlesiyle birlikte sadece böyle teknik girişimcilerin haricinde değil, işletmelerde de çalışan profesyonel arkadaşlarımız çok kısa zamanda çok üst yerlere gelebildiler. Yani gerçekten büyük bir fırsat. Türkiye ekonomisinde bir dönüm noktasıydı o. Ve bir yandan da Boğaziçi o dönemde olaylara karışmayan, kapanmayan, eğitimini tamamıyla bitirebilmiş nadir okullardan biriydi. Ve Türkiye dışı açılınca o az miktardaki Boğaziçi mezununa çok büyük şans doğdu. Yani herkes çok iyi olduğundan dolayı değil, yani iyiydik belki de ama şansı da burada şey yapmamız gerekiyor. Ama şunu söyleyelim, yani niye bu girişimcilerin, yani Boğaziçi'liler niye bu mesela yazılım sektörünü kurdular derseniz, bence bizim okulun demokratik yapısının ve bilgisayar merkezine herkesin gidip oynayabilmesinin kendini büyük şansı var. Başka okullarda bu şans verilmiyordu. Yani biz orada bunu, o zaman çok farklıydı Boğaziçi'nin. En önemli farkı buydu bence. Ya Tuğrul, ben tabii her okulu öyle zannediyordum, tamam mı? Biz bilgisayar merkezine gidiyorduk, kartları veriyorduk. Ondan sonra output'u alıyorduk. Odaya gir çık bilmem ne. Sonra başka okullarda öyle olmadığını duyunca ya nasıl biz gidemiyoruz, postayla gönderiyoruz falan, bayağı şaşırmıştım. Zaten yani bir Ege Üniversitesi'nde vardı, ODTÜ'de vardı yanılmıyorsam. Boğaziçi, bir de belki 3-4 üniversitede vardı. Ben yani 76'da başladığımı hatırlıyorum. İlk yaz endüstrinin stajı bilgisayarda yapılmıştı. Sizler hepimizin öyle oldu. Hepsi bize de Fortran'ı öğrettiler biraz. Öyle mi? Sen de mi yaz stajında? Tabii. Fortran herkese biraz öğrettiler, evet. Güzel. Peki abi, logo ne zaman, hangi sektöre gireceğine ve nasıl bir ürün gibi, yani stratejik planlama ne zaman başladı? Stratejik planlama, aslında benim böyle bir sunumum var. Bir de 2011 yılında Startup İstanbul'da bir konuşmam var. Arkadaşlar onu izlesinler. O 1-1,5 saatlik bir şey. 10 sene geçmiş aradan. Ya şimdi batınca insan strateji oluşturmak zorunda kalıyor. Yani bir sene sonra battık, yani hiçbir şey kalmadı. Hani cebimizde birkaç kuruş dahi kalmayınca
Ya bizim bir hedefimizin olması lazım, bir şey yapmamız lazım. İşte nerede çalışacağız vesaire diye oturduk Kadıköy'deki bir parkta üçümüz, Levent, ben ve Murat, bir bankta oturup ya muhasebe yazılımları, ticari yazılımlar üzerine çalışalım diye karar verdik. Ve gelip döndük. Tabii ama yani çok fena batmıştık. Yani gerçekten elimizde hiçbir şey kalmamıştı. Peki niye battınız abi? Ne yaptınız da? Abi zaten çok fazla paramız yoktu. Bu arada Link anormal bir şekilde büyüyordu. Çünkü onlar yani endüstride oldukları için ya da bilmiyorum daha akılcı insanlar oldukları için, bir de Cengiz onlara çok ciddi şekilde şey veriyormuş. Biz elektrikçiler daha naiftik ya. Bence öyle diyeyim sana. Yani sizde biraz daha fazla şey, iş adamınız çok çıktı sizden. Endüstri mühendisliğinden. Yani biz sadece teknoloji içindir falan gibi bir havalar için dedik. Eskiden böyle şeyler yoktu yani. Toparlandık bir müddet sonra. Ya dedik ki biz IBM PC ile çalışacağız, Apple ile çalışmayacağız. IBM PC büyüyor. Link canavar gibi büyüdü. Bayağı büyük şirket oldu bir sene içinde. Ondan sonra ETA kuruldu biliyorsun. Makineden Adnan Koru vardı. Onlar bir başka şirket kurdular. Bizden sonra bir buçuk sene sonra Mikro kuruldu. Başka şirketler yani hatırlayamıyorum. İşte Ankara'da şey vardı. Ankara'da da bir tane yazılım şirketi kurdu. Ya hem de arkadaşımız ama artık yani yaşlanıyoruz. İsmini hatırlayamadım şimdi. Affetsin beni. Ve böylece yani bir sektör kurulmaya başladı. Biz ondan sonra ha, bize bu fikri ikinci veren şey kim oldu derseniz Yazıcıoğlu İş Anı'ndaydık biz. Yazıcıoğlu İş Anı biliyorsun kopya yazılımın merkezidir. Ama orada yazılıma ilk başlayan kişi bizdik. Böyle ekran dururdu karşımızda. Ya buna niye bütün gün bakıyorsunuz diyen komşularımız vardı. Bunu ne zaman satacaksınız diye. Yani anlatmakta çok sıkıntı çekiyorduk. Gerçekten öyle günler. Yani yazılım ne demek? Bu sözcük kullanılmıyordu, bilinmiyordu. Yani böyle bir şey yoktu. Bilgisayarın ruhunu biz veriyoruz vesaire gibi böyle şeylerle tarif etmeye çalışıyorduk insanlara. Veya en kolayı işte bu kardeşim bu bir pick-up'tır. Biz bunun planı yapıyoruz. Şimdi bu şarkıyı okuyacağız bunun içine. Sonra kopyalaya satacağız. Böyle tariflerle şey yapıyorduk. Ama bizi bir kişi anladı. Üst katta bir tane ODTÜ'lü bir mimar abi vardı, müteahhit. Geldi dedi ki ya çocuklar muhasebe programı ve inşaatçılara yönelik bir şeyler yazın dedi. Vallahi dediğini yaptık. Ondan sonra gerçekten işler para kazanmaya başladık bir anda. Yani demek ki piyasada talep o yöndeymiş. Böyle bir şey varmış. Ve bir anda insanlar gelmeye başladı. Çünkü evet komşumuz bizi anlamamış olabilir ama buna ihtiyacı olan bir sürü insan varmış. Ve biz de yavaş yavaş büyümeye başladık. 1990 yılında ki 31 sene olmuş, 1 milyon doları geçtik. O 1 milyon dolar bariyeri diye bir şey vardır ya ciroda. Onu aştıktan sonra da böyle kavgalar başlıyor gene. Zaten mesela Levent'in ayrılma dönemi de o zamanlar olacak. Çünkü organize olma dönemi geliyor. İş bölümü yapmak gerekiyor. Efendim artık daha planlı çalışma, şirkette 15-20 kişi çalışır hale geliyor. Yani daha düzenli olmanız gerekiyor. İşte o sırada Boğaziçi'nde gene bir kulüpten tanıdığım Kıvanç Ersöz geldi işletme bölümünden. Size dedi şöyle bir stratejik planlama nedir bunu öğreteyim. Ondan sonra pazarlama nedir onu öğreteyim. İşte insan kaynakları nasıl yönetilir onu öğreteyim. Turul, o noktaya kadar hiç işletmeciden destek almadınız mı? Hiç abi. 1 milyon dolara yani mühendis geldiniz. Geldik abi, işte geldik oraya kadar. Ondan sonra pazarlama nedir işte anlattı bize. Fiyat listesi nasıl oluşturulur? İşte şey ne yapılır? Segmentasyon nedir? İşte
rakiplerle olan rakiplere göre şey positioning yani pozisyonlama nedir falan. Ben bütün derslerimi ondan öğrendim. Ama o da zaten işletme fakültesinde öğrenmemiş bunları. Çünkü işletme fakültesinde o zamanlarda stratejik marketing öğretilmezmiş. Ya management öğretilirmiş ya işte yani yönetim, sevk ve idare derlerdi. Bir de finans öğretilirmiş. Çünkü sonra zamanla baktım, eğer iyi bir pazarlama ve stratejik planlama şeyi öğreteceksen teknolojinin olması gerekiyor, markanın olması gerekiyor. Evet. Yani o zaman stratejik düşünmeye başlıyorsun. Yoksa Türkiye'deki FMCG sektöründe çalışan marketingçiler yurt dışından gelen bir formülü pazarlamayla uğraşıyorlardı. Yani şey pazarlamayla değil, promosyonuyla uğraşıyorlar. Hani marketingin 4P'si var ya. Öyle derler o zamanki haliyle. Şimdi yeni şeyleri vardır. Öyleydi yani. Kıvanç'ta başladık çalışma. 2 senede o bize danışmanlık yaptı. Ama o da bize şunu söylemişti. Kardeşim iyi bir ürün olduğunuz için ben size geldim. İyi bir ürün satılır. Ben sizin iyi bir ürün olduğunuzu düşünüyorum. İyi bir üründük de zaten. Yani biz ürünümüze çok çok önem veriyorduk. Para kazanmaktan daha çok ürüne önem verdik. Bugün hep söylüyorlar nasıl ürün firması oldunuz diye. Ben onun da bir şekilde rastlantı olduğunu ama Apple'la çalışma şanssızlığı olduğu gibi Apple'la çalışma şansı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Steve Jobs'u taklit ettiğimizi zamanla anladım. Biz ondan çok ilham almışız. Product yani geliştirmek çok önemli. O product geliştirdiğiniz zaman yani önce iyi bir product'ı kutuya koymak, ürünü bir kutuya koymak, işte bir proje yapıp para kazanmaktan daha önemli. Yani para kazanmak dersiniz, işte bir ürün satarsın, bir proje alırsın, bir yazılım geliştirebilirsin. Ama ondan ikinci kopyasını satamazsın. Yani ona ama para kazanabilirsin. Biz onu yapmadık. Para kazanmamayı ama iyi ürün geliştirmeye hedeflendik. Yani diyorum ya o belki de elektrikçiliğin bize vermiş olduğu şeylik olabilir. Bence Apple'ın vermiş olduğu ruh diye düşünüyorum. Hala da o ruhu biz devam ettiriyoruz. Ürün. Peki, yani büyürken hakikaten şirket aynı şirket değil aslında. Farklı bir kimliğe bürünüyor. Yani ilk başta 5-6 kişi bir araya gelip çata çuta yazarken şu anda mesela Türkiye'deki bütün oyun şirketleri böyle. 3 kişi, 4 kişi bir araya geliyor. Çata çuta yazıyorlar. Takıyorlar kulaklıkları. Discord'dalar. Ne pazarlama var, ne strateji var. Tamam eyvallah ama 15 kişiye çıkınca birdenbire farklı bir lige girdiğini fark ediyorsun. Bir organization chart falan gerekiyor. Misyon falan yazılması gerekiyor. 30'a çıkınca yine işin rengi biraz daha değişiyor. İşte ne bileyim 100'e çıkınca dış pazarlar diyorsun. Acaba dışarıdan yatırım alsak mı falan diyorsun. Yani genelde şirketin her feyzi için, her fazı için daha farklı bir yönetici becerisi öne çıkar. Ve şirketler büyürken yöneticilerini değiştirirler. Mesela startup girişimci genellikle ikinci tur fon alındığında çıkartılır. İşte chief science officer falan olur, chief technology officer olur ama CEO olmaz. Ondan sonra bir daha büyüdüğünde şirket halka falan açıldığında belki ne bileyim otomotiv sektöründen birisini CEO olarak falan getirirler. Sen çok ilginç bir şekilde kuruluş gününden bugüne kadar bu kalemun gibi farklı farklı renklere mi girdin? Bu her faz için gereken farklı yönetici özelliklerini, farklı priority'leri nasıl öne çıkarmayı başardın? Vallahi çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Şimdi bizim işler büyümeye başladı ve şirkette bir kaos olmaya başladı. Böyle şey gibi arı kovanı gibi olmaya başlıyor bir müddet sonra. Bütün startuplar da öyle olabilir başarılı olduktan sonra. Ve bir organizasyon yok, bir sistem yok, bir süreç yok. Ondan sonra iş bölümü yok. Ve herkes herkese bağırıyor. Hadi onu yetiştir, bunu yetiştir vesaire gibi. Bir gün bir arkadaşımızın şeyi vardı. O da adam Mustafa. O da o elektrikten mi? Endüstriden'di. Mustafa soyadını şimdi hatırlayamadım. Mustafa'nın Amerikalı bir ortağı vardı. Onlar da bilgisayar monte ediyorlar. Bana şunu söyledi.
Are you going to be an engineer or a businessman? Now this is your time to for decision dedi adam. Tamam mı? Çünkü ve bütün ortaklar toplandık. Dediler ki Tuğrul bundan sonra sen genel müdürsün. Böyle bir şey yaptık. Tahmin ediyorum bu 91 falan olsa gerek. 90-91 gibi. Evet. Mühendis mi olacaksın, iş adamı mı? Bu soruyu sordular. Şimdi o sırada da Kıvanç'ı getirdik işte. Kıvanç da bize iş planı vesaire, roller nasıl paylaşılacak onları anlatmaya başladı. O şekilde bir plan yaptık. Şimdi bu ben hep şeyden MZV'deki sunumumda da şunu söylemiştim. Yani Urfa'da Oxford vardı da biz bu okumadık demişti ya İbrahim Tatlıses. Yani Türkiye'de venture capital falan diye bir şey yoktu. Yani keşke olabilseydi. Yani bence zaten bizim neslin kendi işini yapmak diye bir şey var. Bizimkilere startup demek çok zor. Logo bu startuplığı yaşadı. Yani bütün bu evreleri geçirdi. Ama açıkça söylemek gerekirse bu kabuk değiştirmek aslında bu kalemundan daha zor. Yılan demek daha. Yani belki kötü bir şey ama kabuk değiştiriyorsunuz. Evet. Çünkü evet. Sana seni vücudunu taşıyan iskeleti değiştiriyorsun aslında sürekli olarak. Çok acılı ve çok sancılıydı. Fakat yani başarıya odaklıysan bunu yapıyorsun. Ben 97 yılında gene bir sektör abimizin şeyiyle Harvard'a gittim. Harvard'da Owner President programına gittim. OPM programına gittim. Harvard'ın en pahalı programıdır arkadaşlar. Evet ama o zaman o kadar pahalı değildi. Sonra inanılmaz pahalı hale geldi. Orada da çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ve bir kalıp daha değiştirdik. Ve zaten sınıfımda Türkiye'nin iki büyük iş adamı vardı. Bir tanesi Ferit Şahenk, iş insanı. Birisi Korhan Kurdoğlu. Dediler ki o sıralarda da internet boom'u başlamıştı biliyorsunuz. İnternet patlamıştı. Ya sizi halka açalım dediler. Yani ve en sonunda işte Ata Yatırım bir tanesinin şeyle biz halka açıldık. Yani Turun, yani halka açılma fikrini Harvard'da tesadüfen buluştuğun bir Türk'ten mi aldın OPM programı sayesinde? Evet evet tabii ki. Yani hatta beni şeyde ya ne diyeyim ben sana kantinde otururken bir tarafımda Türkiye'nin en büyük iş insanlarından Ferit Şahenk. Ama o zaman o kadar değildi. Babasının oğluydu daha. Yani o da şey babasıydı CEO. İşin başında o vardı. Ama bu 25 sene öncesinden bahsediyoruz yani. Ve onlar da dünyada gelişen bu IT sektöründen çok heyecan duydukları. Ben de tek şeydim, numuneydim yani orada. Ya niye böyle şeyler yapmıyorsunuz? İşte dedim ki bakın venture capital var. Bu arada bilançomuzu gördü. Hocamız, finans hocamız bilançomuzu gördü. Bu şirket niye borç almıyor dedi mesela. Biz biliyorsunuz Kobi mantığıyla tenceresinde pişirip kapağında yiyerek hiçbir zaman borç kullanmayarak vesaire. Bunları yaparken bu dedi bu şirkette dedi under leverage dedi bize. Yani bu şirketi hiç kullanmıyorsun dedi. Ben de gittim zaten kredi bankacı yanımda. Gittim hemen Ferit'ten $1 milyon kredi aldım. Bir dakika Turun parayı ne yapacağını falan düşünmeden. Hiç tabii. Dedi ki yani birincisi dedi bu şirketi kötü kullandığını gören yatırımcılar size yatırım yapmaz dedi. Tamam mı? Bunların hepsi Amerikan mantığı. 98'de Rusya krizi çıktı. Biz o borcu ödeyemedik. Sıkıntıya girdik. Yani şey. Sana niye borç al diyor? Hani büyümeni hızlandırabilmen için mi? Evet büyümeni hızlandırmak. Bir de şirket her zaman bir miktar borç taşımalı diyor. Tamam mı? Yani ama az bir miktarda taşımalı. Ve bizim bilançomuz oldukça güçlü. Çok güçlüsünüz. Herkesin bilançosu çok zayıf orada. Herkes getirip hocaya finansını gösteriyor. Hocam ben böyleyim böyle. Adam dedi ki bayağı iyisiniz. O da söylediğim bilançonun aktifler bölümü $5 milyon. %20 burada %25'i kadar bir borç taşıyabilirsiniz dedi. Tamam mı? Biz de taşıdık.
Ve dolar patladı. Arkadaşlar yani, zaten bankalar borç verirken o demin Tuğrul'un bahsettiği orana bakıyorlar. Aktiflerinin yüzde kaçına kadar borçlanmışsın. Onun genellikle %30-35'in üzerine çıkmasına izin vermiyorlar. 25 de makul bir şey. Yani onu kullandığın zaman daha hızlı, daha fazla pazarlama yapabiliyorsun. Daha yeni pazarlara yayılabiliyorsun. Daha hızlı büyüyorsun. Mantık o. Yani sen başkasının parasını kullandığında o parayı iyi kullanamayacaksan zaten kapat o şirketi. Bankadan faizle aldığın ya da enflasyon artı 2 puanla aldığın kredinin karşılığında sen çok daha iyi kullanarak o parayı kendi şirketinin mekanizması içinde çok daha hızlı büyürsün. Aslında alanların mantığı bu. Hala bunu anlatıyoruz okullarda. Ama onların enflasyonu yok. Evet. Onların döviz krizi yok. Yani biz burada babadan öğrenilen şeylerin de çok doğru şeyleri var. Yani tahta kale yanlış bir şey değil iş adamlığında. Türkiye için tabii. Türkiye tabii. Yani oradaki mantık ama tabii ki şimdi bu startuplarımız yurt dışından yatırım alıyor, yurt dışına iş yapmaya başlıyor, durumlar değişiyor. Ama dolar kurunun stabil olmadığı bir dönemde sizin şeyinize, bilançonuza bakıp da dolar bazında kredi almak yanlış bir şey. TL de alsak zaten yanlış bir şey. Peki sonra halka açıldık. Şöyle. Onun ötesinde bir yandan da şey başlatmıştık, VC ya da private equity bulma yolunda. Ata Yatırım bizi Londra ve Amerika'yı dolaştırdı. Ben VC'lerle ilk konuşanlardanım. Biz bir de 1991'de Amerika'da roadshow'a çıktık. Çok sıkı bir teknoloji geliştirdik diye. 1991 yılında Amerika'da IBM, Microsoft'un ortağı Paul Allen vesairenin VC olarak geldiği bir toplantı düzenlenmişti Boston'da. Orada teknoloji gösterdik. Fakat ürünü gene strateji yoktu. Hatta işte ortak arkadaşımız Deniz Şener de biliyorsun her şeye girebilir. Ya kardeşim onu da nasıl olmuştu? Ersin Karabudak, onu da bilirsin. Ünlü bir matematikçidir. Çok iyi bir matematikçidir. Ya dedi, o da Amerika'da doktorasını bıraktı ve bize geldi. Yani bizim şirket başarılı olmaya başladıktan sonra bir beyin patlaması yaşamaya başladı. 91-92'de. Yani herkes geliyor bize. Bizde çalışmak istiyor. O kadar kaliteli bir ekip oldu ki. Fakat bir strateji gene hala yok. Yani her şey yapılıyor. Bu arada Ersin de böyle yumurtluyor. Bir database yumurtladı. Gerçekten o zaman database yoktu. Yani... Oracle gibi bir şey var. İşte B-Triv diye bizim PC'lerin kullanabileceği bir şey var. Adam oturdu bir relational database yazdı tek başına. Ondan sonra biz bunu alıp ya bunu götürebiliriz Amerika'ya dedik. Ve böyle de bir şey olunca aldık götürdük. PC magazinde şu kadar satır bir yazı çıktı. Türkiye'den küçücük bir firma harika bir teknoloji getirdi. Bu fuarın en ilginç tarafı buydu dedi. Yan masamızda şeyler vardı. Microsoft Navision'ın muhasebe programı satıyorlardı. Demek onlar stratejiyle gelmişler. Biliyorsun onu Microsoft satın aldı. Yan masamızda da bir otel masasında sunum yapıyorduk. Yani onu da yaptık. 97 yılında işte bunu yaptık. 2000 yılında halka açıldık. Neden halka açıldık? Çünkü aradığımız ne Türkiye'de ne yurt dışında herhangi bir şekilde bir fon bulamadık. Fakat defterlerimizi çok düzgün yaptığımızdan dolayı rahatlıkla halka açılabildik. 2000 yılında Türkiye'de halka açılan ilk fikri mülkiyet şirketi olduk. 8 Mayıs 2000. O da bir bambaşka bir şey. Ama yani ona ilgi kültürleri de o Harvard'da bize verdiler. Onu söyleyeyim. Yani her yıl bir aylık bir kurstu, 3 sene. Ama orada sadece hocaların anlattığını dinlemiyorsun. Çünkü ders, sınıf arkadaşların hepsi iş adamı olduğu için onlarla workshoplar oluyor. Ve dünyanın her bir taraftan, Afrika'dan, Güney Amerika'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Japonya'dan onlardan çok şey öğrendim. Zaten Tuğrul, Harvard'ın en iyi taraflarından bir tanesi, hatta genelde MBA programlarının, hani OPM bir tane var dünyada ama hani executive MBA türü programların en güçlü yönlerinden bir tanesi o network,
etrafındaki diğer öğrenciler. Genellikle Harvard'da bile 80 kişilik falan oluyor bu MBA sınıfları, 90 kişilik oluyor. Ve dünyanın 30-35 ülkesinden çok farklı sektörlerden gelen insanlarla ömür boyu sürecek ilişkiler kuruyorsun. Bu çok çok önemli. Evet öyle. Hatta oradaki sınıf her sene dünyanın bir ülkesinde de buluşuyorlar. Artık hepsi emekli oldu ama. Çünkü ben oradaki en gençtim. Yani gelenler genelde 45 yaş üstü falan oluyor. Çünkü genelde Amerikan kobileri oluyorlar onlar. Ve o yaşa geldiklerinde bir karar vermeleri gerekiyor. İşte yatırım mı almalılar, çocuklarına mı devretmeliler, satmalılar mı gibi. Ben orada çok şey öğrendim. Ya bilanço okumayı orada öğrendim. Yani bilanço, muhasebe programı yazıyorsun ama bir bilanço nasıl okunur? Oradaki hocalardan öğrendim. Peki Tuğrul, 2000 yılında halka açıldınız. Şimdi 2020'ye doğru bir ileri saralım. Şu anki logoyu bize biraz tasvir eder misin? Şimdi logo, şu andaki logo halka açık bir firma. Yani artık benim için bir misyon haline geldi bu. Şu açıdan Microsoft gibi kurulup veya Amazon gibi kurulup borsada devam ederek ömrünü devam ettirebilen bir şirket, tek Türkiye'deki tek örneği bir startuptan gelip bu noktalara gelebilen ve Türkiye imkanları içinde ve Türkiye'nin olanaklarını, Türkiye'nin araçlarını kullanarak buraya gelebilen tek firma. Ve bunun devam etmesini ben misyon olarak kabul ettim. Bu şirket bugün %66'sı halka açık. 2013 yılında bize bir private equity de girdi ama artık paraya ihtiyacımız olduğu için değil, şirketi bir dönüştürmek için bir daha gerektiğini düşünüyorum. Yani yönetim kurulunu değiştirmek, kendimin de dönüşmesi açısından. Zaten ben 2003'ten beri, sanırım 2004'ten beri zaten CEO değilim. Yani önce kendi içimizdeki arkadaşları genel müdür yaptık. 2011'den 2006'da dışarıdan bir CEO aldık. IBM'den Ali Güven bize geldi. Bütün bu dışarıdan gelenleri ben mayalama olarak düşünüyorum. Onlar bizi dönüştürüyor. Yani ben zaten demin güzel bir soru sordum. Nasıl böyle kabuk değiştiriyorsun? Tek başına olmuyor. Dışarıdan bir değiştirici bir şey getirmen gerekiyor. Yani ya ortaklığı değiştirmen gerekiyor ya yönetimde değiştirmen gerekiyor. Biz bunu hep yapıyoruz artık. Çünkü bir müddet sonra kendini tekrar etmeye başlıyorsun. Şirket böyle yenileniyor. Şu anda %66'sı halka açık. Yatırımcılarının çoğu yurt dışı yatırımcılar. Amerika'nın, İngiltere'nin, Kore'nin çok ne diyeyim size güven verici yatırımcıları. Yani bundan gurur duyuyorum. Ve onlar da bizi çok takdir ediyorlar. Yani çünkü bir halka açık şirketin yapması gereken bütün şey, birincisi dürüstlük, açıklık, güven, şeffaflık. Bütün bu konularda en üst seviyelere gidiyoruz ve insanlar bundan çok eminler. Yani ben para yok deniyorum da, yani Türkiye'ye yatırım gelmez. Geliyor. Hala geliyor. Yani gelebilecek şirketler var. Zaten eğer yabancılar logonun hisselerini almasa logonun bu değerlemelere de ulaşması mümkün değildi. Onlar anlayabiliyorlar zaten. Ve halka açık bir şirketin çok önemli faydaları var. Mesela Romanya'daki şirketi satın aldığımızda Romanya'daki şirketimiz İsveçlere iş yapıyordu ve büyük bir İsveç şirketi, adını vermeyeyim, CEO'su biz bu şirketin, bir Türk şirketinin bu şirketi almasını istemiyoruz dedi. Bayağı siyasi nedenlerle. Sene 2016 ve çağırdılar, ben de İsveç'e gittik. Dedi niye istemiyorsunuz? İşte er ya da geç Türkiye'ye yaptırımlar uygulanacak. Ben işlerimin riske haline girmesini istemiyorum. Biliyorsun Türkiye hakkında hep bu konuşuluyor. Ben de şirketimizin ortaklık listesini gösterdim. Allah'tan ki o sırada bir İsveç bankası bizde yatırım yapmış. Adam bana sarılarak gönderdi.
Yani bu birincisi bir güven unsuru olduğunu gördük. Yani halka açılmayı bir risk olarak görüyorlar. Ben bir güven unsuru olduğunu gördüm. Ve bu tecrübeler bir tek bizde var şu anda. Kimse de yok. Yani bunu sürdürmemiz lazım. Yani çok şey öğreniyoruz biz burada. Öğretiyoruz da. Turuz, benim de bildiğim siz IT tarafından gelip halka açılan tek şirketsiniz. Bir de siz gerçekten açıldınız. Abi holdingler falan %15 kağıt satıyorlar. Halka açıldık diyorlar. Bir miktar borçlanmak yani o. Siz %66 gerçekten halka açık bir şirketsiniz. Tabii tabii. Yani her genel kuruldan önce bütün ortakları dolaşıp oyunu bana ver diyoruz. Yani seçim gibi yürüyor. Ve onlara layık olabilmek için en iyi performansı gösteriyoruz. Yani ya bunu etik olarak yaparsan. Arkadaşlar kitapta söylemişler. Bunu da ben nereden öğrenmişim bilmiyorum. Belki de OPM'de Amerika'da öğrenmişimdir. Arkadaşlar burada halka açıldık. Artık emekli öğretmen Ayşe teyze, emekli assubay Ahmet amcanın parasını kullanıyorsunuz demişim. Tamam mı? Ve buna göre harcayacaksınız demişim. Tamam mı? Bu etikle çalışırsanız halka açılmaktan korkmamak gerekiyor. Ama biliyorsunuz halka açılan şirketlerimizde özellikle Türkiye'de niye insanlar borsaya oyun diye bakıyorlar? Çünkü güven kalmadı. Çok fazla kötü hikaye var maalesef. Ve girişi Ayşe teyzeler, Ahmet amcalar çekildi. Borsada da borsa oynamaya dönüştü. Borsa oynanmaz. Bir yerden arsa almak gibidir borsa. Güvendiğiniz yerden, değerinin artacağı yerden arsa alırsınız. 5 sene sonra satarsınız. 10 sene sonra satarsınız. Emlak gibidir borsa. Turulcuğum maalesef bu aralar yani benim dönemimde de hep bu oynama, borsada oynama muhabbeti döndü. Bu aralar tabii Bitcoin bu yeni oynama biçimi. Ya. Yapmayın etmeyin dedik geçen dönem öğrencilere. Allah'tan dönem ortasında iki tanesi battı da. Yani Bitcoin'in tabii ki geleceği var arkadaşlar. Bunu daha önce de söyledim ama bu altcoin'lerin bir kısmı tabii ki batacak yani. Bu her sektörde olduğu gibi burada da. Peki Turul siz şimdi yani Türkiye'nin lider muhasebe yazılım şirketi olarak yolunuza devam ediyorsunuz. Ne ölçüde dışarıya açıldınız ve ne ölçüde başka sektörlere girdiniz? Biraz da Ventures'dan bahsedeceğiz bundan sonra. Ha, tamam. Ya şimdi bize muhasebe diyorlar da bunun daha sofistike adı var ERP. Çünkü evet. Şey var, yerliler olunca muhasebe oluyor, yabancılar olunca ERP yazılımı oluyor. Aslında hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. ERP tanımı nereden çıktı diye baktığımda, yani özellikle çok büyük kurumsal şirketler için çıkmış diye düşünüyorum. Yani şöyle düşün, fabrika Amerika'da, yok merkezi ofis New York'ta, işte madenleri var Güney Afrika'da, tedarikçileri var Japonya'da. Bunların arasında bir entegrasyon yok. Bütün bu fabrikaları otomasyon sağlanmış endüstri mühendisleri. Ama bunların hiçbiri bir şekilde entegre olmamış. Tek bir database'de buluşmamış. Tamam mı? Halbuki bizim yaptıklarımız birinci günden itibaren entegreydi. Neden? Çünkü KOBİ'nin her şeyi her an bilmesi gerekir. Onun için niye onlar ERP'de biz niye muhasebe? Bence KOBİ'ler her zaman ERP yapıyorlardı. Şimdi önce bunu düzeltmek istiyorum. Bunu düzeltmek istiyorum çünkü bu böyle ve biz bu işte devam edeceğiz. Biz buna şimdi Enterprise Applications diyorlar çünkü bunun içine CRM girdi, BI girdi. Ondan sonra artık bunun içine yapay zeka kullanman gerekiyor. İşte iş akış şeyleri workflow management gerekiyor, business process management gerekiyor, document management gerekiyor. Yani o kadar çok şey var ki ve bir sürü de vertical'lar var. Yani biz bu Enterprise Application Suite'lerde devam edeceğiz. Yani şirketin sağlam şey tarafı bu. Bu konuda iyi bir bilgi birikimi oluştu. Ve bunlar da çok da fazla venture'larla veya işbirlikleriyle de bazı dikey alanlarda. Örneğin Perakende'de. Çünkü Perakende'nin de muhasebe yazılımı ya da ERP yazılımı tümüyle birbirinden farklı. Bir elektrik firmasının farklı, sanayi firmasının farklı. Yani bütün bunların her biri çok farklı dinamiklerle çalışıyorlar ve uygulamaları, süreçleri de farklı. Bunlarla ilgili know-how edinmek öyle kolay değil.
veya tek bizim yapmaya çalıştığımız artık bu Enterprise Suite'in etrafına yeni şeyler eklemek. Bunları bazı zaman işbirliği yaparak, bazı zaman satın alarak, bazı zaman yatırım yaparak elde etmeye çalışıyoruz. Peki AI ne kadar rol oynuyor işinizde? Şimdi AI'dan çok data science desek daha güzel olur. AI çok yani önce bir data science'dan mezun olalım da ondan sonra AI'ya bir geçeriz. Şimdi veri toplanıyor elimizde. Yani bu verilerin anlamlı bir şekilde kararlarda kullanılması konusunda Logo'da bir altyapı geliştirdik. Yani Logo'daki son zamanlardaki Ar-Ge'lerin hemen hemen hepsi aslında bulut dönüşümü. Yani sadece iş adamı dönüşümü gerekmiyor, bir de teknolojik dönüşüm de gerekiyor. Yani şu anda Logo 2010-2020 arasında çok ciddi bir teknolojik dönüşüm yaşadı. Yani böyle eski şirketlerden pek teknolojik dönüşüm yaşayabilen yok. Genelde installed base'in ekmeğini yiyorlar ve işte cash cow döneminde şey yapıyorlar. Logo çok ciddi yatırım yaptı. Bunları yaptık. Bir de bu altyapının içine bir data science altyapısı ve yapay zeka altyapısı koyduk. Google'ın open source algoritmalarını kullanarak şey yaptık. Bunların kolay kullanımı üzerine şimdi çalışmalar yapıyoruz. Elimizde biriken datalarla müşterilerimize bir takım sonuçlar üretmeye çalışıyoruz. Şu anda bunu pek ürünleştirebildiğimiz bir şey olmadı henüz. Ama yakın zamanda olacak. Peki Tuğrul, bir soru geldi biraz önce. Ya bu işte SAP, Oracle falan gibi şirketler sizi satın almaya çalıştılar mı? Genellikle böyle kendi alanlarındaki daha küçük şirketleri alarak büyüyorlar falan diye bir soru geldi. Vallahi öyle bir şey gelmedi bize. Çünkü bir çok küçük görüyorlardır. Gerçekten de küçüğüz. Yani aldığına değmez. Çünkü bu firmalar yani 10 milyarlarca dolar cirolar yapan bir firma. Biz Türkiye'de büyük gözükmekle birlikte bu firmaların yanında çok küçüğüz. Sadece bir de biz COBİ'lere hitap ediyoruz. Yani entegre suitlerle biz büyük şirketlere hitap etmiyoruz. Bizi 2008 yılında bir şirket almak istedi. Onlar şöyle, zaten COBİ'lerde uluslararası olmak çok zor. O şirketin şöyle bir vizyonu vardı. Zaten COBİ'lerde uluslararası bir yazılımı yapıp da bütün ülkelere yaymak mümkün değil. Bu nedenle biz her ülkeden bir şirket alıyoruz. Ve bunları federatif bir şekilde yönetiyoruz diyorlardı. O da 3-4 milyar dolarlık bir şirket oldu. Bir İngiliz şirketidir. Yani sizin ürünleri başka ülkelere satmak gibi bir niyetleri yoktu. Değil, sadece Türkiye. Onların tek yaptıkları var. O şirketleri satın alıp Ar-Ge maliyetlerini, Logo'da Ar-Ge %30'dur, 35'tir. %9'a düşürmek. Şirketi nakit ineği, cash cow olarak kullanıp yatırdıkları paraları çıkartmak. Ama bu sürdürülebilirlik için bir problem getiriyor. Öyle. Zaten bence o şirketin de öyle bir sorun yaşayacağı kesindi. Bir evet. De düşünebiliyor musun? Yani 50 ülkede varsan 50 tane kod, farklı kod var. Hiçbiri evet. Birbiriyle konuşmayan, merkezi bir teknoloji stratejisi olmayan, berbat bir şey yani aslında. Bu ama bir teklif değilmiş yani. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. İşte mühendislerin kurduğu şirketlerin bizim gibi yaşadığı sorunlar varsa sadece evet. İşte evet. Finansçıların kurduğu şirketler de böyle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim yani bir işe yaramak gibi bir misyonumuz oluyor. Onların ise bilanço göstermek için. Ya o bilanço çok güzel oluyor. Ama bu şirket hala başarılı ya. Devam da ediyor. Çünkü özellikle bu tür ürünleri kullanan insanları öyle kolay kolay değiştirmiyorlar. O nedenle de uzunca yıllar onlara hizmet vererek ayakta kalabiliyorlar. Ya Tuğrul, siz biraz Türkiye'den bir soru sorayım. Kopyalama işininle nasıl başa çıktınız? Çünkü müşteriniz COBİ abi. Ya ben çok net hatırlıyorum. Mesela Koç'a ben danışmanlık yaparken kesinlikle kaçak yazılım kullanmayacaksın demişlerdi bana. Parası neyse vereceğiz, alacağız demişlerdi. Lan holdinglerde böyle bir kültür var ama COBİ'ler abi nereden daha ucuza buluruz, kırıp getirelim bilmem ne. Yani Microsoft'un çektiği dertleri biliyoruz. Siz de bunlara mutlaka karşılaştınız. Nasıl başardınız? Karşılaştık. Yani
Ya şöyle, bir de Türkiye'deki şirketler niye muhasebe yazılımı yazıyorlarsa veya ERP yazılımı yazıyorlarsa, çünkü bir, yasalar çok değişiyor. Sürekli geliştirmek zorundasın. İki, satış sonrası hizmetler son derece önemli. Bu nedenle kopyacılık, yani sen oturup da bir sistem yazılımı yazamazsın. Türkiye'de bir Excel yazamazsın. Nitekim biz denedik bunu. Anlatayım. Oyun programları yazdık. Logo'nun bir de oyun programları hikayesi vardır. Logomotif diye de bir şirketimiz vardı. 1994'ten başlayıp sanırım 2006'ya kadar devam etti. Yüzlerce, yani bir nesil onunla büyüdü. Bizim çıkarttığımız bütün eğitim ve oyun yazılımlarının hepsi, eğitim de yaptık bayağı böyle. Hem dışarıdan content geliştirdik. Mesela on parmak yazılımı, bunu bir tanesi Koç Üniversitesi'nden bir hoca geliştirmişti. Biz publish ettik. Yani yayıncı olarak yaptık. Onları da yaptık yani. Yani açın Google'layın, logo on parmak diye ne çıkar? Derler ki open source bir yazılımdır diye. Yani çıkardığımız her ürünü ertesi gün Salı Pazarında kopya olarak görüyorduk yaygılarda. Yani mümkün değildi. Ve o şirketi kapattık. Yani logodan finanse ederek uzunca seneler ayakta tutamadık. En sonunda 2008 krizinde sanırım kapattık. Ama muhasebe işinde sürekli update olduğu için Orada ayakta kalabiliyorsun. Yani kalmakta kopyacılık orada şey bile işine bile yarıyor bile uzun zamanda. Senin müşteri bir kanun değiştiği zaman gelip senden yeni versiyonu almak zorunda kalıyor. Ama bugün logo crack diye yazarsınız Google'layın, yüzlerce crack vardır yani. Logo crack. KREK. ha Türkçe yani. Logo crack. Yani yazıcı olduğu iş anında kapısının önünde logo var, SAP var diye bağıran adam vardı. Yani Logo var, SAP var. evet, yani satıyor adam. Yani kopya yazıcı, kopya yazılım bayağı şeydi. Ya maalesef telif haklarının yasasının, ya çok şey yaptık. Telif hakları yasasının çıkması için ne kadar uğraştık. Yani ama onu mesela Microsoft değerlendirdi. İşte ama yerli yazılımın gelişmesine hiçbir faydası olmadı açıkçası. Yani o kadar çok şey yaptık ki sonra telif hakları şey oldu. Yani şirketleri basarak onlardan lisans parası almakta kullanıldı. Yani çok çok kötü oldu. Yani bu biraz ahlak ve iş bilincinde yatıyor. Yani bilmiyorum. Ya ben hala şey diyorum. Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık? Hala bizde geçerli yani. Buranın koşullarına göre şey yapmak lazım. 5 milyon dolar bilançom var, aktiflerim var diye 1 milyon dolar borç almamalısın. Burası Türkiye. Peki Tuğrul, sen bir de venture işine girdin. Bu Logo Ventures mi yoksa senin bir girişimin mi? Yok, benim değil, Logo Ventures. Logo'nun kurumsal Corporate Ventures diye bir şey. Logo'nun kurumsal venture'ı. Neden? Demin söylediğim şeyler, iş dünyasıyla ilgili alanımızı büyütmek ve artık inovasyon politikası olarak belli bir şirketin, yani artık belli, yani startuplar senden daha hızlı inovasyon yapıyorlar. Bu çok net yani. O nedenle bunlara destek olmamız lazım. O nedenle de böyle bir venture fonu kurduk. Çok küçük bir fon kurduk. Fakat bu sene çok daha büyüğünü kuracağız. Onun üzerinde çalışıyoruz. Küçük dediğim birkaç yatırımınızı biliyorum ben ama İki ya. yatırımımız oldu. İki yatırımımız oldu. O iki yatırımımız yani fon bitti. Zaten şey var. Türk lirası değer kaybedince fonun değeri de zaten düştü. O iki yatırımımız devam ediyor. Bir tanesi Aytül Elçin, Profesör Aytül Elçin'in kurmuş olduğu Vispera. O da arkadaşımız. Onlar Aytül'ün ilk melek yatırımcıları haricindeki en büyük yatırımcısı Logo Ventures'dır hala. Sanırım şimdi Koç daha büyük girdi. Koç'un Inventra mı girdi? Inventram girdi, evet. Bu arada Inventra'm girdi. arkadaşlar, Aytül Erçil geçen sene, geçen dönem pardon, 3 ay önce teknoloji okuryazarlığı dersimizde, yani bir hafta, yani 4 gün sonra olacak olan derste ikinci slotta misafirdi. Onu dinleyebilirsiniz. Bizden yanılmıyorsam 1-2 yaş büyük Aytül Hoca.
Boğaziçi'nde yine iki oda sağ tarafımda da Aytır Hoca vardı. Sonradan Sabancı'ya geçti. Önce Vistek'i kurdu. Oradan kazandığı parayla da Vispera'yı kurdu. Vistek üretim içinde, Vispera perakende içinde. Ben o yatırımı gördüğümde bravo Tuğrul demiştim. Bravo Aytır Hoca demiştim. Çünkü benim Aytır Hoca'nın şirketi Türkiye'den çıkacak milyar dolarlık şirket adaylarım listesindeydi benim. İnşallah olur. İnşallah. Olursa İnşallah. Çok para kazanırız. İnşallah. Yani onu da gene diğer fonlara yatırırız. Oradan çok, o çok bir fon için en müthiş şey zaten. Yaptığı yatırımın başarılı bir şekilde sonuçlanması. Onun haricinde WeCount'ta küçük bir yatırımımız var. WeCount'ta perakende kanalında, o da dünyaya açılan bir firma ve başarılı bir şekilde gidiyor. WeCount'la da şey de yaptık. Yatırım bazı işbirlikleri de yapıyoruz. Çünkü biz Cortec diye bir arkadaşlarımızın kurmuş olduğu bir şirketi satın aldık. Perakende alanındaki ilk SaaS firmasıdır. Onunla entegrasyonlar yapıyoruz orada. WeCount'la bayağı ortak çalışıyoruz. Ama şeyle bir sinerji oluşturamadık Aytül'le. Aytül yani bizim müşterilerimizle onun müşterileri ayrı. Biz perakendede, o daha hızlı perakendeye yönelik çalışıyor. Evet. Evet, bu arada arkadaşlar geçen Teknoloji Okuryazarlığı dersinde Aytül Hoca ile beraber Sezai'yi ağırlamıştık. Sezai de Udentify'da, Udentify ortaklarından, Udentify da WeCount'un rakiplerinden. Dünya gerçekten küçük ya. Evet. Tabii Tuğrul, bu tür teknoloji şirketlerinin Türkiye'den çıkıyor olması bana çok umut veriyor ya. Yani Aytül'ün yaptığı iş, yani ona benzer iş yapabilen dünyada ya bir şirket var ya iki şirket var. Bir İsrail şirketi var yanılmıyorsam. Yani müthiş bir iş yapıyor kadın. Tam cutting edge denilen iş yapıyor. Bu WeCount'un Udentify'in falan yaptığı işler de yani görüntü işleme. Onun içinde de bayağı yapay zeka var aslında. Bayağı iyiler. Bayağı ileri teknolojiler. Peki Tuğrul, bundan sonraki hedefler ne? Sen zamanının ne kadarını bu venture tarafına aktarmayı düşünüyorsun? Böyle işte eşin mesela bir STK canavarı diyeyim ben, STK kraliçesi diyeyim ya hatta. Senin de o taraflarda girme gibi bir şeyin var mı? Planın var mı? Yok ya, ben daha dediğim gibi bu, yani bir han odasından başlayıp halka açılabilmiş, yatırımcı güveni kazanabilmiş, başka firmaları satın alabilen, başka firmaların, yani ben sana bir şey söyleyeyim, biz halka açıldıktan ve yani hatta halka açıldıktan sonra birçok firma açıldı. Fakat ondan sonra borsaya, Türkiye çok önemli krizler geçirdikten sonra bizim sektöre çok fazla para girmedi. 2013'te biz bir daha bir şeyden, yatırım sermayesi şirketinden bir ortak yatırım aldık. Mesela ondan sonra rakiplerimiz de yatırım almaya başladı. Yani bir yol açıcılığımız var. Bir şeylerin yapılması lazım. O nedenle bence bu devam edecek. Ben bunu devam etmekteyim. Mesela ben şu anda şirketin CEO'su değilim. Yani şirketimizde sıfırdan girmiş bir arkadaşımız Buğra, şirketimizin yaklaşık 10 yıldır CEO'su ve çok başarılı bir CEO. Ben ona yani 7 sene CTO'luk yaptım. Şimdi de küçük bir şirketimizin, bir startup'ımızın en sevdiğim şey olduğu için genel müdürlüğünü yapıyorum. Gidiyorum ona rapor veriyorum. Hani sen diyorsun ya bu formasyonların nasıl? Şimdi de şirket içinde küçük bir 10 kişilik, 15 kişilik bir şirketin yöneticiliğini yapıyorum. Ama Tuğrul, bu zaten senin şu anda yapabileceğin belki en iyi iş. Evet, öyle. Özellikle venture capital'la da girdikten sonra, hani sen bir yerde hani melek yatırımcıdan da beklediğimiz nedir? Parayı verdikten sonra teknik veya iş idaresi anlamında katkısını sunması ve sen bütün bu fazlardan geçmiş olduğun için çok değerli bir danışmansın, genel müdürsün, değerli bir kaynaksın küçük şirketler için. Startup gibi şeyde çok da başarılı bir startup'ımız oldu. Zaten işte Logo'nun bir cloud şirketi var. Çok mikro KOBİ'ler için. İşbaşı.com diye. Onu çok başarılı bir şey hale getirdik. Çok mutluyum. Onun aynı ürününü şu anda Hindistan'da da anons et. Bugün Hintlilerle bayağı bir toplantı yaptık.
Aksanım bozulmadı hala ama. Hindistan'da da ürünümüzü, iş başını işte Kaptan Biz diye bir markayla anons ettik. Hindistan Türkiye'yi çok takip ediyor. Bu konuyu da bir arkadaşlara söyleyeyim ya. Şimdi biz bir yandan en ileri teknolojilerle Amerika'ya giderken, Avrupa'ya giderken gidiyorsunuz ya startuplar, girişimci arkadaşlar. Bir de Türkiye'nin aslında, bu çok özel bir bilgi hocam, sen Türkiye aslında, ben bunu uluslararası şirketlere iş yaparken gördüm. Türkiye'yi bir sürü şey için laboratuvar kullanıyorlar. Evet. Yani yeteri kadar küçük, yeteri kadar büyük bir ülke Türkiye. Ve buradan alıp burada oluşturdukları iş süreçlerini ya da ürünleri buralarda deniyorlar. Buradan başka ülkelere taşıyorlar. Yani mesela biz Türkiye'ye pakette dondurmayı getiren ilk firmayla birlikte dondurma dağıtım sürecini Türkiye'de birlikte çözdük. Ve çok başarılı oldu. Ve buradan alıp bu modeli mesela diğer gelişmekte olan ülkelere aktarıldı. Yani ben şunu düşünüyorum. Türkiye gelişmekte olan ülkelerin, hani emerging market denen ülkeler için best practice'lerin oluştuğu bir ülke. Mesela Türkiye e-devlette de çok ileride. Evet. Ve bizim halkımızın çok hızlı bir uyum kabiliyeti var. Yani bir şey çıkıyor ve çok hızlı bir şekilde adapte oluyoruz. Ve bunu yabancı şirketler çok güzel kullanıyorlar. Biz de böyle bir vizyonla ya dedik, Türkiye'nin bir takım best practice'lerini diğer ülkelere gidemez miyiz? Onun için de Hindistan'a gittik. Yani Orta Doğu'ya gitmek yerine. Çünkü Orta Doğu aslında sofistike bir pazar. Bir de kobisi olan bir ülke değil. Yani Orta Doğu her şeyin en pahalısını, en iyisini alıyor. Kobi ürünlerinin bulunduğu her Türklerin genelde gittikleri hep Orta Asya ülkeleridir falan. Onlar küçük ülkeler. Biz Hindistan'a gitmeyi düşünüyoruz. Mesela orada başarılı olabilirsek bir İngilizce konuşan bir şeyimiz olacak. Ki olacağımıza inanıyorum artık. Bugün bana yapılan sunumdan çok mutlu oldum. Oradan nereye gideceğiz? Malezya'ya gideceğiz. Oradan Endonezya'ya gideceğiz. Yani gidebilir bu şirket. O benim düşündüğüm şey ve Türkiye bu konularda gerçekten dünyada örnek. Bir de Avrupa ile bu kadar işbirliğimiz olması bizi bugüne kadar bayağı eğitmiş arkadaşlar. Yani ürün kalitelerimiz, iş süreçlerimiz vesaire. Ya Türkler iyiler ya. Bizim bazı çok iyi olduğumuz alanlar var. Biz ölçek yapamıyoruz. Ölçek yapmak için ya doğuyla çalışacağız ya batıyla. Güzel. Arkadaşlar bu çok önemli bir içgörü ve yani yılların filtresinden damıtılmış bir içgörü. Laboratuvar ülke olarak Türkiye. Ben bu şekilde hiç düşünmemiştim. Çok yerinde bir saptama. Turulcuğum sen bahsetmiyorsun hiç ama bir lise işlerine falan girdin ya. Eğitim işine falan girdin sen. Ya haklısın. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu bizim sektörün en büyük sorunu eleman kıtlığı. Bir de elemanlarımızı yurt dışına da kaybediyoruz. Yani Türkiye genç nüfusunu bence iyi değerlendiremedi. 1988 yılında röportajımızı bulduk. Ya orada ben ve Murat Keleştumur devlet bu işe el atsın, bu konuda çok yazılımcı yetiştirmeliyiz falan demişiz. Yani bir dergide, tamam mı? Ya kaç sene? 33 sene olmuş. Ya biz o zaman gençtik. 30 yaşındaymışız. Yani bana da bugün ne yapılması gerekiyor diyorlarsa bence o yaştakilere sorun diyorum artık. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Yani benim artık geleceği takdir etmem mümkün değil. Ama 30 senedir değişmeyen bir şey oldu. Ya Türkiye'de biz yeteri kadar yazılımcı yetiştirmedik. Bilgisayar okur yazarlığını istediğimiz kadar artıramadık. Bu konuda ben ne yapabilirim diye bunu yaptım. Bir bilişim lisesi işine giriştim. Keşke param olsaydı da üniversite yapabilseydim. Aman, konuşurduk. Yok, senin makalelerini okudum ben. Medium'da yazıyorsun. Orada zaten sakın ya kırmayın dediklerini okudum. Orada çok güzel bir fizibiliten vardı. Onu okudum ben. Doğru. Zaten boyumu aştığını çok gördüm yani. Onun mümkün değil. Ama yani gerçekten Türkiye'de bu konuda ne yapılabilse kârdır.
Yani şey var, bu genç nüfusun pencere, genç nüfus penceresini yitirmek üzereyiz. Tuğrul'cum, o pencereyi bence yitirdik. Şu anda median yaş 32.9'a çıktı. Ama yani şeye baktın mı bilmiyorum. Dünyada böyle ilginç girişimler var. Lambda School diye bir şey var Amerika'da mesela. Özel bir girişim. Öğrencilere 20 bin dolarlık bir kamp veriyor. IT eğitimi veriyor. Fakat para almıyor öğrencilerden. Öğrenciler mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca gelirlerinin işte %17'sini mi ne, belli bir kısmını bu şirkete geri veriyorlar. 50 bin doların üzerinde iş bulabilirlerse eğer. Lambda? Lambda. Bir bildiğin şey, Greek letter Lambda. Lambda School. L-A-M-D-A School. Bunu bir dropout kurdu. Yani 23 yaşında üniversiteden atılmış bir adam kurdu. Ve aslında bu bir startup. Eğitim startup'ı gibi görünüyor ama bir finansman startup'ı aslında. Finansman ve eğitim ortak, çünkü yani bankaya paranı koyuyorsun, %1, %2 alıyorsun. Buraya borç verenler çok daha yüksek getiri alabiliyorlar. Çünkü 20 bin dolarlık eğitim karşılığında şirket 23-24 bin dolar kazanıyor ve 20 bin dolarlık eğitim belki 10 bin dolara veriyor. Bu bence geleceğin eğitim finansmanı modeli. Buna benzer bir şeyi Türkiye'de oturtmaya çalışıyoruz. Tam böyle senin alanlarında, IT alanlarında. Bu şu anda katıldığın yetkinin eğitimi, basic eğitim, temel eğitim. Bunun üstüne dikeyler koyacağız şimdi. İşte kodlama, AR, VR, yapay zeka, data science gibi. Ve oradan çıkanları da doğrudan şirketlere place etmeyi hedefliyoruz. Softtech'le konuşuyoruz mesela. Sizden de konuşmak isteriz bu konuyu. Olur, ilgileniriz. Çok güzel. Olur, ilgileniriz. Yani bir de ben bu bilişim eğitimlerinin, çok yazılım eğitimlerinin erken yaşlarda başlamasını ve üniversitenin geç olduğunu düşünüyorum. Kesin. Onun için lise kurduk. Torun'cum, hatta yani bu Scratch'le çocuklar şu anda ilkokulda başlayabiliyorlar. Ve yani tamamen oyun oynar gibi öğreniyorlar. Ve benim konuştuğum herkes ortaokul çocuğunun kodlama öğrenmeye kafa olarak hazır olduğunu söylüyor. Şimdi ortaokuldayken ya biz şunu gördüm. Ben ilkokul 3'ten öğretmenimden bahsetmiştim ya, faiz hesaplamayı öğrenmiştik. Ondan sonra ANT bölü 100 diye bir şey vardı. Onu hatırlıyorum yani. Ana para işte süre ve faiz oranı bölü 100. Sonra birçok okullarda öğretilmediğini gördüm. Ya cebir, iki bilinmeyenli cebir denklemini çözebiliyorsan basit algoritmaları çok rahatlıkla yaparsın. Çünkü mantık. Bence algoritmaya geç kalıyorlar. Yani orta birde başlaması lazım bunun. Scratch dedin de, ya ben bir de melek yatırımcı olarak öyle bir yatırımı destekliyorum. Pino.io küçük robotik setleri yapıyoruz. Scratch ile çok güzel bir idemiz var. Çocuklara programcı şey yapabiliyoruz. Yani kendi Arduino setlerimizi de ucuza imal ediyoruz Türkiye'de. Ve bu konuda online eğitimler veriyoruz falan. Mesela Logo'da bununla ilgili Geleceği Yazanlar Atölyesi diye okullarda atölyeler kurdu. Küçük çocuklarda işte, hatta bir tanesini bizim orada kurduk ve genelde dezavantajlı yerlerde kuruyoruz. Aslında eşimin kurduğu dernek de bu konuda birçok robotik kodlama atölyeleri deniyor işte. İlkokullarda kurdu bunları. Ve o kadar çok çocuğa ilham verdi ki, Suriyeli çocuklar Türkçe öğretemediler, çocuk kodlama yaptı, Suriyeli kız. İstanbul'da, Balat'ta. Yani bunu bırakın şeyde öğrenmeyi, ortaokulda, yani ilkokulda bile insanların çok hoşuna gidiyor oynayarak öğrenmek. Abi zaten başka türlü öğrenmek yok, oynayarak öğrenmek. Bir de senin Bilsem, Gebze Bilsem'de bir katkın var galiba, değil mi? Evet, Bilsem'de galiba özel yetenekli çocuklar. Evet. Ben yani şey, bizim o ülkemizin, yani kendim bir eğitim mucizesiysem, öyle düşünüyorum kendimi. Yani eğitimi, aldığım eğitim olmasaydı biz olamazdık. Şanslar da yardım etti, çok da çalıştık. Çok çeşitli formlara girdik. Dönüşmeyi becerebildik. Bir sürü metamorfoz geçirdim diyeyim yani. Ama bunun temelinde iyi eğitim yatıyor.
Buna ne katkım olabilirse ben de ülkeme en çok o şekilde katkıda bulunurum diye bunu yapmaya çalışıyorum. İşte çocuklara yaptık, liseyi kurduk. Bir de Bilsem diye bir şey öğrendik. Bunu eşim fark etmiş. Bu üstün yetenekli çocukların ders sonrası gittikleri bir yer. Sen biliyorsundur tabii. Evet, evet. Yani burada matematik, fen bilimleri, sanat, müzik vesaire konusunda kendilerini geliştiriyorlar. Hatta şöyle bir şey, seni de andım. Geçen gün bunları yaptığım, Gebze Bilsem'i yaptığımdan dolayı bir Gebzeli büyük iş adamı, emekli bir abimiz bana dedi ki, ya dedi, bu Tevitöl okulu iyi gitmiyor Tuğrul'cum, şu işe de bir el atsana deyince. Sakın, sakın, sakın. Ona abi, ne gücüm yeter. Tevitöl maalesef tev bitirdi. Yani çok zehir zemberek yazılar yazdım ben blogumda. Okudum, ama okudum. Şimendifer gibi geçtiler üzerinden yani hiç. Ya 4 milyon işte gidiyormuş da onu işte 5'e çıkmış da tekrar 4'e indirmeye çalışıyorlarmış da falan filan böyle. Çocukları IB'yi kaldırdılar, İngilizceyi kaldırdılar. Yani tamamen Türkiye'ye mahkum ettiler çocukları. Eskiden oradan çıkan çocuklar her tarafa gidebiliyorlardı. Bana sorular gelmiş, WhatsApp'tan iletilmiş, uyarıyor beni ekibim şu anda. Pigeon'dan sorular gelmiş, hemen ben bunu yeni fark ediyorum. Kusura bakmayın gençler. Wow, bayağı bir soru var. Abi hızlıca sorayım. Yazılım sektöründe çalışmak için illaki mühendis mi olmak gerekiyor? Hukuk öğrensin, biraz kod yazmayı biliyorum. Kod yazmak dışında neler yapabilirim? Hukukçu kodcumuz oldu. Tabii. Mimar kodcumuz da oldu. Doktor kodcu da biliyorum. Çünkü insanlar bundan zevk alıyorlar. Ve bazı zaman bu iş kendini geliştirme meselesi. Çünkü artık kendi kendine öğrenme imkanları da çok arttı. Bence artık biliyorsunuz yani diplomalar gerekli, sadece diplomalar gerekli değil. Biliyorsunuz Google bile gönderiyor ödevi. Bunu yaparsan işe girebiliyorsunuz. Evet. Onun için siz de eğer bunları yapabilirsiniz, mühendislik gerekli değil. Peki future of work, yani bu işte evden çalışma, freelancerların daha fazla olması, insanlara otonomi verilmesi, kurum içi girişimcilik vesaire, bu konularda ne düşünüyorsun? Vallahi çok iyi olduğumuzu düşünüyorum. 16 ya da 15 Mart 2020'den beri hala evden çalışıyoruz. Ve bunu çok iyi ve evden çalışma verimimizi de artırdı. Evden çalışmanın sadece bir dezavantajı var. Yeni kişilerle tanışmak ve kaynaşmak zor oluyor. Yani onu çözmek için bir sürü şey araştırıyoruz. Yani bizim insan kaynakları bu şirketimizin en önemli bölümlerinden biri haline geldi bu noktada. Yeni çalışma düzenimizi çok kısa zaman önce anons ettik. Artık yani şöyle olacak. İnsanlar haftanın belli günleri evlerinde, belli günleri de işlerinde çalışacaklar. İş yerlerimizi küçültüyoruz. Yani metrekare olarak. İstanbul artık herkesin belli bir standart ofisi olmayacak. Rezerve edilerek, ya ben bugün bu saatte orada çalışacağım, beni kimse gelmesin. Yemekleri herkesin kendi yemeğini getirmesi, hijyen vesaire. Mesela yemekhanemizi kapatıyoruz ki çok ilginç bir şey. Yani bunlara doğru gidiyoruz. Böyle olacak bundan sonra. Yani Future of Work'ü Türkiye'de çok iyi deneyen ve yapan şirketlerden biri olacağımızı da düşünüyorum. Bunu Logo'da çalışan insanlara sorabilirsiniz. Yani sadece yöneticiden, patrondan değil de çalışan arkadaşların da deneyimlerini sorup öğrenebilirsiniz. Tuğrul'cum, yazılım sektöründe proje yönetimi konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir soru var. Bu alandaki trendler, beklentiler. Harika bir soru. Şimdi yazılım sektöründe proje yönetimi klasik CPM PERT'ten buraya doğru geldi. Bugün Agile diye bir şey var. Çevik yönetim diye.
Çünkü yani klasik yöntemler, klasik proje yöntemleri, işte PMP sertifikası falan vardır. Neden yapılmıştır? Bir geri dönüşü olmayan işlerin yapıldığı, işte bir uçak yapıyorsanız, efendim bir inşaat yapıyorsanız o tür bir proje gerekir. Fakat yazılım öyle bir konu oldu ki bütün bu mühendislik trendlerine bir türlü uymadı. Çünkü spesifikasyonların sürekli değiştiği bir alan oldu. Yani biz aslında işte bu nedenle yazılım bir şekilde şeye dönüştü. Çevik yönetim proje yöntemleriyle yapılıyor. Yani işleri küçük iterasyonlarla yapıp kısa zamanlarda bir geri dönüş döngüsünü çalıştırarak ya ne yapıyoruz? Aslında bir complexity management, yani bir kompleks yönetimi ne yaparsınız? Küçük örnekler alarak yönetme içinde ne olduğunu fark etmeye çalışırsınız. Aslında yani kompleks sistemler nelerdir? Çok sayıda determinist sistemi bir araya getirirseniz sonu anlaşılmayacak yerlere varabiliyor ve biz bunu yazılımın bu olduğunu anladık. Ve logo olarak başladığımız hiçbir projeyi doğru dürüst vaktinde bitiremedik. Fakat ne zaman ki Toyota'nın şeylerini taklit edip time boxing vesaire gibi bir takım şeyleri uygulamaya başladık. Onları uygulamaya başladığımız günden itibaren projelerimizde öngörülebilirlik, vaktinde bitmeler başladı. Buradan da şunu anladık. Yazılım geliştirmek aslında diğer mühendislik projeleri gibi değil, daha kompleks bir süreç. Evet. Bilinmezlikleri daha fazla. En başta da müşterinin spesifikasyonları sürekli değişiyor. Sürekli değişiyor, evet. Yani o nedenle de bunu proje yönetimini artık agile, yani çevik yönetimden geri dönüş yok. Logo'nun bu konuda Lapis diye bir metodolojisi var. Bu konuda yani... Hatta bu konuda makine öğrenmesiyle falan bir paper'ımız olacak bu sene. İngiltere'de bir yerde çıkaracağız. Konferansta sunacağız. Birçok makalemiz çıktı bu konuda. Bayağı hani bu konuda best practice de diyebileceğim uygulamalarımız var. Dinozor bir şirkete agile yöntemleri çok güzel bir şekilde uyguladık. Ve logonun son senelerdeki başarısına da etkisi olduğunu düşünüyorum. Artık şunu söyleyeyim. Askeri yazılım geliştirecekseniz gene klasik proje yönetimi gerekir. Yani waterfall proje yöntemleri gerekir ama yani bir bizim gibi çünkü veya outsource projesi veriliyorsa size, onlarda da öyle. Bir yere outsource edeceksiniz. Dış kaynak kullanacaksınız. Ama ürün geliştiren herkese çevik derim. Doğrucuğum, bu da ilginç bir soru. ERP firması iken ya da en azından öyle biliniyor iken iş çözüm ortaklığına uzanan yolculuktan bahsedebilir misin? Nasıl şirketleri çözüm ortağı olarak sizleri kabul etmeye ikna ettiniz? Yani bizim etrafımızda bir çözüm ortağı ekosistemi var. Hmm. Olur tabii. Vallahi tabii ki biraz Apple. Tabii. Yani bizim bir partnerlerle çalışma şeyimizi de biz de McDonald's'tan aldık. Yani ilk okuduğum iş kitabı McDonald's'tır. Yani onu da işte 91'lerde falan okudum. O McDonald's'ta partnerlerin önemi varıyor. Partnerlerle bir kere ölçeklemeyi sağlayabiliyorsunuz. Bu konuda çok tutarlı olursanız, iki yazılımlarda da aslında Türkiye'de bence API sağlayabilen ilk firma olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani standart bir ürününüz olacak, dış ürünlerle konuşan standart ara yüzleriniz olacak. Bence biz bunları başardık. O nedenle de ciddi bir çözüm ortaklığı ekosistemi oluşturduk. Bu zor bir iş, sabır istiyor. Çok bir kere insan ikna etmek için Apple biliyorsunuz yani bu tür çözüm ortaklarını ikna edebilmek için evangelizm diye bir şey geliştirmişti. Yani şirkette bir takım insanlar, iyi de yazılımcı olan insanlar dolaşarak gidip sizi onların teknolojisinde çalışmaya ikna ediyorlar. Yani kendi dinlerine ve şeylerine sizleri çekmek için uğraşıyorlar. Bence bu yöntemi işte demir asa, demir çarık dolanarak, insanları ikna ederek yapmaya çalışıyorsunuz. Öyle oldu. Biraz sabırla. Sabır ve uzun süreli çalışma. Bir de tutarlı olmak. Tuğrul, başarısızlıklarla nasıl baş ediyorsun ve motivasyonunu nasıl diri tutuyorsun türü birkaç tane soru var. Ben sana onları karıştırıp şöyle bir ortaya atayım. Gayet böyle dingin bir akil adam görüntüsü veriyorsun şu anda. kolay kolay
37 senedir çalışıyorum. Yani 37 senedir bu işin içindeyim. Tabii ki böyle bir şey olacak artık. Yani oldu yani. Çok şey yaşadık. Çok, ben hepsini de anlatmadık bugün. Anlatamayız da zaten. Ya şey var. Başarısızlık aslında öğrenmek için bir fırsat bence artık. Onun için de büyük başarısızlıklar yaşamayıp küçük başarısızlıkları planlamak lazım. Hani çevik proje yönetiminden çevik yönetime geçelim. Çevik girişime geçelim. Ya öyle bir şey yapacağız. Küçük başarısızlıklar yaşamak. Çünkü başarısızlıklardan aslında bu 30 senelik şeyde öğrendiğiniz şey neyin çalışmadığını öğreniyorsunuz. Neyin yapılamayacağını öğreniyorsunuz. Neyi yapabileceğinizi değil. O da çok önemli bir şey ya. Peki Tuğrul, eminim birçok insanın merak ettiği bir şey. Stajyer alıyor musunuz? Ha, çok güzel. İşe alımlar nasıl bu aralar? Yani sürekli bir kere arkadaşlar CV'lerini bizim logonun insan kaynakları sitesinden başvursunlar. Ama stajyer projemiz, bizim login diye bir projemiz var. Her yıl Şubat ayında anons ediliyor. Ben de tweetledim, LinkedIn'den koydum. Aman arkadaşlar lütfen başvurun. Yani sanırım bu yıl 20 bin başvuru almışız. Yani ve stajyerlerimizi alıyoruz, sınavla alıyoruz, mülakatla alıyoruz ve onlara çok iyi emek veriyoruz. Yani stajyer logoda ciddi bir iş. Stajyerlikten çok da aldığımız elemanımız var. Çünkü stajyer artık elemanın, yani personeli yetiştirmeniz gerekiyor. Yok yani böyle ağaçtan toplama şansı. Yani Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği programlarının seviyesini yetersiz mi buluyorsun Tuğrul? Rahat olabilirsin yani. Ben yetersiz buluyorum. Ya zaten bence hiçbir eğitim tam yeterli olmaz. Yani bence aynen insanların öyle. kendi kendilerini yetiştirmeleri tamam, lazım. Yani bence öğrenmeyi öğrenmiş insanlarla, meraklı insanları yetiştirebiliyorsanız yeter. Çok hızlı öğreniliyor bu işler. Ya Udemy'ler var, bir sürü şeyler var. Ben bile bugün kendimi bu tür internetteki şeylerle güncel tutuyorum. Nasıl tutacağım ki? Ve ya bunlar bizim zamanımızda olsaydı diyorum. Ve ben birçok kişiye şunu söylüyorum. Bu zamanda bir şey öğrenmemek ayıp. Çok doğru. Yani öğrenmek çok olanaklı. Yani Udemy sahibi Türk, o kadar ucuz fiyatlara veriyor ki Türkiye'deki şeyleri. Serhan Bali. Eren Bali. Eren Bali ya, o kadar ucuza veriyor ki 27 liraya çok ciddi güzel eğitimler alabiliyorsunuz. Yani bence bugünler bir şey öğrenip de öğrenmemek ayıp bence. Öğrenemiyorum demek ayıp diye düşünüyorum. Raftaki Python kitabından belli diyor Mertcan. Dinozor kalmamak için bunlara bakmak lazım. Abi biliyorsun artık kitaplarla mesajlar veriliyor bu videolarda. ama yani bu kitabı okumak yerine artık kursunu aldım internetten, daha iyi. Tabii. Yani daha iyi öğreniyorsun. Peki Tuğrul'cum, öğrencilere yani şu anda %90'ı üniversite, %10'u lise öğrencisi diyeyim seni dinleyenlerin. Sonradan da izleyenler olacak tabii. Ne önerirsin kendilerini geliştirmeleri için? Yani öğrenmemek ayıp dedin aslında, gayet net. Öğrenmeyi öğrenmek dedin, gayet güzel. Ama özellikle senin sektörüne girmek isteyen öğrencilere birkaç öneride bulunabilir misin? Hani 20 yaşına geri dönsen ne yapardın falan gibi de bir soru vardı. Ondan bağlayayım bunu. Vallahi ben şu anda bulunduğum noktadan çok memnunum. Onun için iyi ki bu şans olmuş. Yani ikincisi... Yani işte geldi Murat, ya hadi şirket kuralım deyince ben gittim. Demek ki kafamda bu benim varmış yani. Aslında o içeriden öyle bir günde gelmez. Demek ki ben istediğimi yapmışım aslında bir yandan da. Çünkü fark koyacak bir şey yapmak imkanı oldu. Arkadaşlara şey söylüyorum. Bence yazılım ama söylediğim önümüzdeki 10 yılda da çok iyi bir iş olacak. Hatta bundan sonraki 10 yılda da olacağını düşünüyorum. Çünkü her şey daha fazla akıllı olacak. Her şey birbiriyle daha çok konuşur hale gelecek. Bu nedenle de bunları çalıştırabilecek tek şey yazılım olacağı için, yani yazılımda hala iş fırsatlarının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu nedenle tavsiye ederim, yapmanızı öneririm. Okullardakilerin yeterli olmadığını düşünüyorum.
kendinizi geliştirmek için internetten alabileceğiniz kurslarla dilleri öğrenmek, projeler yapmak, arkadaşlarınızla birlikte bazı oyun yazmak. Yani oyun yazmak bence çok güzel bir şey. Yapın, yapmayın. Çünkü en azından neyi yapamadığınızı öğrenirsiniz. Çünkü zaten bir ürünü debug ederken o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki bunlara bir an evvel ellerinizi kirletmenizi öneriyorum. Lise çağından hemen başlamanızı öğreniyorum. Python öğrenmek zor değil. Hemen başlayın. Ayrıca da bunlar ücretli şeyler de değil. Yani open source şeyler. Bunlara bir an evvel başlayıp hatalarınızı erken yapın. Bu arada Tuğrul, ben sana teşekkür edip iyi akşamlar diyecektim ama burada bir asansör konuşması yapılmış Ceylin tarafından. Onu bir görmeni istedim. Bir liseli girişimci sosyal medya uygulaması yapmış. İşte masraflarımızı karşılayamıyoruz. Yani melek yatırımcı arıyorlar anladığım kadarıyla. Böyle bir haberin olsun yani Ceylin gözümden. Sana ulaşabilirim. Canlar ya. abi işte zaman geçtiği böyle. Şimdi yo çok güzel. Ya yatırım melek yatırımcı olarak şu anda çok aktif bir melek yatırımcılık yapmıyorum. Çünkü VC ve gerçek girişimci olarak devam ediyorum. Eğer biraz emekli olursam emekli şeye girebileceğim. Melekçilikte daha çok aktif olabileceğim diye düşünüyorum. TR Angels, Strangels diyorum. Ben onun üyesi oldum. TR Angels'dasın anladım. He, TR Angels'dayım. Ama yani çok güzel projeler. Bu çocukların hepsine söylemek lazım. Böyle ağlar var arkadaşlar. Yani evet. Abi bunu yatırım yapar mısın diye gitmezsin kimsenin yanına. Ağa başvurursun. Ağlara başvuracaksın. TR Angels sana eğer değerli bulursa, sahneye çıkartacak kadar ilerlemiş bulursa seni, sana zaman veriyor, gün veriyor. Gidiyorsun, karşında 15-20 tane yatırımcı oluyor ve onları anlatıyorsun. Var bunun gibi başka şeyler de var. Boğaziçi Angels var. Şimdi Galata. Bayağı var. Galata Angels var ve çok büyük exitler yaptılar. Yani bir de çok küçük paralar verdikleri için ve çoğu insanlar da genelde emekli üst düzey yöneticiler falan oluyorlar. Büyük de keyifle dinliyorlar. Evet. Keyifle dinliyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Bu ağlara başvurun lütfen. Evet. Yani para vermeseler bile iyi sorular soruyorlar ve seni bir sonraki şeye sunuma daha iyi hazırlıyorlar. Evet Tuğrul'cum, ben sana bu yetken hakkında biraz daha bilgi göndereceğim. Bu dikeyler falan hakkında nasıl bir işbirliği yapabiliriz? Bunu araştırmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum zaman için. Sağ ol, var ol. Ben de çok teşekkür ediyorum. 80'den devam edeceğiz inşallah. Çocuklar ol, biraz da genç getirdiğim demesinler. Evet, Leyla'ya da çok teşekkür ediyoruz. Onun da zaman zaman katkıları oldu buradan. Aslında Leyla'yı çıkarmamız gerekiyor günün birinde bir zirveye. Esas toplumu değiştirecek, dönüştürecek işleri eşin yapıyor Tuğrul'cum. Sana kötü bir haberim var ya da iyi bir haberim var diyeyim. Yani biz ona destek oluyoruz, sağ olsun. Tabii. Kolay çok gelsin. Zaten Bilsem fikrini de bana o getirdi. Yani Bilsem diye bir şeyden benim haberim yoktu. Robot şeylerini de onun sayesinde yapıyoruz, buluyoruz. Milli eğitimle olan işbirliklerini falan hep o hallediyor. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim, bu hafta teknoloji okuryazarlığı girişim dersimiz pazar günü olacak. Saat 10'da başlıyoruz. Yine Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Müdürü sevgili adamcağızın adını hep unutuyorum. Cengiz ya. Bey mi? Cengiz abi, evet. Cengiz Ultav açıyor. Ondan sonra da işte Hande Çilingir var. Yani çeşitli konularda işte AR VR üzerine Hakan Şatıroğlu konuşacak. Yapay zeka üzerine Tuna Hoca ile Berk Hoca konuşacak. Vesaire vesaire. Çok dolu dolu bir program var. Teknoloji okuryazarlığı program var. Tuğrul'cum eğer ilgilenirsen sen de bir göz atarsın belki, YouTube kanalından canlı olarak yayınlıyoruz. Bence o seanstan önce bu çok güzel bir YetChat kombosu oldu. Öyle mi? Çok güzel. Evet. Evet. Çok güzel. Yani katkım olabildiyse ne mutlu bana. Çok katkın oldu. Yani şu anda insanların en çok heyecan duyduğu şey IT alanında bir girişim kurmak ve böylelikle dışarıya açılmak ve Türkiye'nin bir sonraki büyük startup'ını yaratmak. Tabii. Ama yani bu konuda özgün olsunlar lütfen. Evet. Hani yet another falan türünden hani olmasın. Evet. Yani e-ticaretten biraz daha öteye gidelim artık lütfen arkadaşlar. Evet. Özgün bir şey yapın.
Çok kaliteli şeyler yapın. Dünya sizi bekliyor yani. Bundan emin olabilirsiniz. Size çok ihtiyaçları var. Çok Tamamdır. teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum Turalcığım. Sağ ol, var ol, ağzına sağlık. Sağ ol Bütün hocam. Yetken ailesi için seni alkışlıyorum ve seni Yetken selamıyla Böyle mi yapılıyor? uğurluyorum. Abi ama eller yumruk, pardon yani, böyle Böyle ha. çıkarak ha. Eyvallah abicim. Görüşmek üzere. Sağ ol, var ol, Görüşmek ağzına üzere. sağlık. Hoşça kalın. Sağ ol.